Hoş geldiniz sayın seyirciler ben Hande Aydemir siyaset alanı programındayız gündemimiz yoğun ve değerli bir konuğumuz var ama ilk önce size konularımızı takdim edeceğim 2023'ün yol haritasında neler var bunu konuşacağız Millet İttifakı tarafından bir açıklama geldi İyi Parti Meral Akşener bakalım neler söyledi bunu değerlendirmesini isteyeceğim konuğumdan aynı zamanda HDP polemiği bitmiyor değerli izleyiciler en son kapatılacak mı kapatılmayacak mı derken başka bir polemik daha açıldı HDP ile ilgili sorularımız olacak ve Türkiye'nin göçmen stratejisi ne olacak? En son 14 Haziran'da konuşmuştuk biliyorsunuz NATO zirvesi sonrasında Afgan göçmenler ne yapacak derken şimdi Suriye'deki e, Suriye Türkiye'nin göçmen stratejisini ve Suriye'de İllip düğümü nasıl çözülecek diyeceğiz ve son olarak da Bahçeli'nin e, Sayın Devlet Bahçeli'nin gaziler mesajı var değerli izleyiciler değerlendireceğiz ve uzman çavuşların mağduriyetlerini konuşacağız kiminle? MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi yöntemle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağol ee, da. TV'yi yüze konuk olduğunuz Sağoluz. için. Ben teşekkür ee, ilk ederim. İlk olarak 2023'ün yol haritasında neler var? Bunu değerlendirmek isteriz. Biliyorsunuz Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konuşuluyor. Ve son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir açıklama yaptı. Daha önce de bu açıklamayı yapmıştım ama tam olarak anlaşılmadı galiba dedi ve yineledi. iğneledi. Birkaç defa söyledim demişti. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanı adayı değil ...değilim ama... ...Başbakanlığa adayım dedi. Sayın Akşener burada ne söylemek istiyor? Bu eski sisteme dönüş demek mi? Böyle bir ihtimal... ...görüyor musunuz siz? Ve Meral Akşener... ...aday olmayacağım diyorsa... ...sizce Millet İttifakı'nın adayı... ...kim olur? Millet İttifakı'nın... ...yani zilletin... ...zillete düşmüş ya bunlar... ...adayının kim olup olmadığı... ...milletin bir meselesi değil... Yatıp kalkıp, Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı konuşuluyor. Bizim başka bir işimiz kalmadı mı Hande Hanım? Kim olacaksa olur. Cumhur İttifakı'nın hamdolsun adayı belli. Cumhur İttifakı'nın İttifakı yol belli haritası olacak. belli. Adayı da çıkarsınlar, merak oluyor. çıkarsınlar. Ellerini tutan mı var? Önlerine geçen mi var? Bir filozof demiş ki, eğer aynanın karşısında başka bir şey görmek istiyor iseniz aynayı değil görünen ve gösterilen şeyi değiştirin. Görünen ve gösterilen şeyleri değiştirsinler. Bir araya gelsinler. Kimi çıkaracaksa çıkarsınlar. En son zillet ittifakı aday olarak terörist demir taşı gündeme getirmedi mi? Terörist demir taşın cumhurbaşkanı adayı olması bir renklilik olur demediler mi? Bu kadar zelil bir hale düşmediler mi? Bu zavallı anlayışın, bu bitmiş tükenmiş anlayışın, Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu veya olmayacağı hakikaten gündem olmamalı bizim meselemizde hiç değil. Şimdi İP Başkanı, Başbakan olacağım diyor. Şu tarihin cilvesine bakınız ki, bu merank gibi 15 Temmuz öncesine tekrar geri geldik. O gün de ben başbakan olacağım diyordu. Şimdi ben de başbakanlığa talibim diyor. Zillet ittifakı Zillet ittifakını oluşturan partiler Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda şu anda yoğun tartışma içinde oldukları anlaşılıyor. Fakat bir diğer taraftan da bir strateji kapsamında beş isim parlatılıyor. Bu beş isim sürekli gündemde tutuluyor. Üçü Parti Genel Başkanı, ikisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Yahu bu kadar zor değil. Çıkarın çıkarabiliyorsanız, adayımız bu değil. Yüreğiniz varsa, cesaretiniz varsa, kendinize güveniyor iseniz çıkarın. Odur meydan. Millet madem öyle konuşuyorsunuz, milletin huzuruna çıkarın, millet de öğrensin. Eğmenin bükmenin, zamana oynamanın, zevairi kurtarmanın hiçbir manası yok. Bu zillet ittifakına da bir şey kazandırmaz. 2023'e giderken zillet ittifakı dağınık. Parçalı. Yamalı pohça gibi. Yani henüz adayını bile netleştirmiş değil. İp başkanı Halk TV'ye çıktı. <laughs> Dedi ki ben başbakanlığa talibim. Cumhurbaşkanı da sembolik olacak sistem değiştirecek. Bu şu anlama geliyor. 2023 için Cumhuriyet Halk Partisi, İP, HDP ve diğerleri aslında milletimize şunu söylemeye çalışıyor. Seçim olacak 2023'te. Sonra biz kazanırsak bir daha seçim yapacağız. Yani zilletin teklifi, önerisi, gündeme getirdiği vaadi seçim. Başka bir şey değil. Yarın herhangi bir şekilde Allah muhafaza. Olmaz ya. Yani eğer seçimde bir sonuç alırlarsa bunların Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yok. Ha, şunu da altını çizerek ifade etmek lazım. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne İP'in ne HDP'nin çıkaracağı, göstereceği hiçbir adayın millet gönlünde bir yeri yok. Milletin böyle bir gündemi de yok tekraren ifade ediyorum. Bu nedenle 2023'e hazırlık yapan bir Cumhur İttifakı var. 2023 vizyonunu kucaklamaya hazır bir Cumhur İttifakı var. 2023 ve sonrasına muazzam derecede siyasi, ekonomik, sosyal politikalarla, dış politika ataklarıyla şu andan itibaren hazır kıvamda duran bir Cumhur İttifakı var. Kuşatmayı yarmak için mücadele eden bir Cumhur İttifakı var. Direnen bir Cumhur İttifakı var. Bütün muhasım çevreleri karşısına alan bir cumhur ittifakı var. Cumhur ittifakı, cumhur ittifakı tarihin akışını değiştirebilecek şu anda mukavemete sahip. Rahatsızlıklar bu yüzden. Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Artık ağzına bakıtan bir Türkiye gerçeği var. Bu küresel düzeni şu anda rahatsız ediyor. ...küresel düzenin mimarlarını hoplatıyor. Bu nedenle Zillet ittifakı, kısır ve kısıtlı tartışmalarla meşgul olurken... ...biz yüksek hedeflerin peşinde koşuyoruz. Şimdi biz milletimize, ülkemize hı hı. nasıl fayda sağlarız, nasıl hizmet ederiz, neyi getiririz... ...bunun hesabını yapıyoruz. 1940 yılında gayri safi yurt içi hasıla yaklaşık 8 milyar dolardı... 1945'te 5 milyar dolardı. Şimdi Türkiye 1 trilyon dolarlık bir ekonomiye doğru gidiyor Hande Hanım. Evet. Ve onca baskıya, onca saldırıya, onca ayak bağına, onca tuzak ve tertibe rağmen prangalarını kırmış bir ülke var. Kilitleri açmış bir ülke var. Doğrulan, devleşen bir Türkiye gerçeği var. CHP bundan rahatsız de rahatsız. Bir hikayeleri yok. Söyleyecek bir şeyleri yok. Anlatacak tek bir doğruları kalmamış. Ya... ...nasıl bir şeydir terörist Demirtaş'ın... ...Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmak? Bunu bir CHP'li yönetici... ...nasıl söyleyebilir? İmralı Canisi'ni de mi ...aklınızdan geçiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayı belirlerken... ...İmralı Canisi'nin... ...kandilin görüşünü de mi alacaksınız terörizmin şu anda bölgemizde yuvalandığı ve temsilcisi konumundaki PKK terör örgütünün Kandil'deki mağaralarında siyasi ikbal arayışında olan bir partiye parti denir mi? Bunun adı demokrasi olur mu? Bunun adı hak hukuk olur mu? Bunun adı milli iradeye saygı olur mu? Ben size bir şey söyleyeyim. Fikir ve vicdan özgürlüğü perde, perdesi altında. Özgürlüğümüze de, demokratik ilkelerimize de maalesef kastediyor, kastediliyor. Bu kasteden provokatif ve görevli ajanlar zillet ittifakını kukluya çevirmiş durumda. Tehlike aslında büyük. Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milli güvenlik sorunu olduğunu ifade etti. Haksız mı? Millet bunu görüyor, bunu değerlendiriyor, notunu alıyor. Hiç kimse büyük Türk milletinin ferasetiyle alay filan etmesin, hafife almasın. Terörist Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili görüş serdetmek sadece hezeyanla sadece cehaletle izah edilemez. Peki. Ya da bir düz suç zaten dil sürçmesi filan değil de bu bu Türkiye üzerindeki karanlık emellerin bir yansıması. Bu da CHP oluyor. Siz ile oluyor. İpel ile oluyor. HDP sorayım o zaman. E, HDP ile çözüm polemiği e, gündemde. E, Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz şöyle bir açıklama e, yaptı. İmralı meşru bir organ değil meşru organ kimdir? HDP meşru olarak e, görebiliriz. Eğer e, bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz açıklaması üzerine e, tartışmalar başladı. Şimdi burada benim size 3 sorum var. Buyurun. E, sorun. Öncelikli olarak şu Kürt sorunu var mı? Sözde Kürt sorunu Türkiye'nin önündeki en büyük tuzaktır. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir şey söz konusu değil. Bu mesele bu mesele tamamıyla emperyalizmin elinde imal edilmiş bir ihanet bir yıkım bir işgal projesidir. Kürt sorunu yoktur. Kürt sorununu var diyen, Kürt kardeşlerimizi sorun olarak gören aymazlardır, ahlaksızlardır. Şimdi Shakespeare'in Kral Lear diye bir oyunu var. Kral Lear diye e, isimli oyununda bir soytarı var. Kürt sorunu var diyenler o soytarının tıpkısının aynısı bir sorunu Türkiye'de yok diyorsunuz. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalardan da e, yola çıkarak biliyorsunuz HDP e, çözümü noktasında muhatap alınabilir mi? Yani e, partiyle Hanım, bir çözüm HDP, noktasına HDP ne, ulaşabilir miyiz? HDP kim? HDP'nin hüviyetini nasıl tarif edeceğiz? Defalarca Sayın Genel Başkanımız bunu anlattı. Bunu samimiyetle söyledi. Bu tespiti vicdanla kamuoyuyla paylaştı. Gerçekçi bir tespit bu. Doğru bir tespit bu. Hakkaniyete uygun bir tespit bu. Nedir bu tespit? HDP eşittir PKK. HDP PKK'dan PKK HDP'den farklı değil. HDP PKK'nın mazbata almış ve kravat takmış halidir. Size göre meşru bir parti mi? Ne münasebet. HDP PKK iken biz HDP'ye meşru dersek o zaman PKK'ya da meşru diyeceğiz. HDP meşru bir parti değildir. Bu nedenle hakkında kapatılma davası açılmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı boşuna mı belge bilgi topladı, iddianame hazırladı? Konu şimdi Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılma davasını görüşüyor. Böylesi bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının HDP meşru bir organdır demesi çok maksatlı ve aynı zamanda ikircikli bir tutumdur. Niye? Bir yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Anayasa Mahkemesi'ni baskı altına almaya çalışıyor. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği ve cevabını aradığı üzere acaba aralarında da kripto bir mesajlaşma söz konusu mu? Öyle ya, bir dava görülüyor. Mehmetlerimiz, Polislerimiz, bebeklerimiz, çocuklarımız, vatan evlatlarımız birer birer şehit edilirken HDP neredeydi? Bir tek kınama mesajı yayınladı mı? Terörü bir kez lanetledi mi? Bir kez PKK'ya karşı laf etti mi? Edebildi mi? Buna cesaret gösterebildi mi? Hayır. Aksine. Teröristlerin cenaze, sözde cenazelerine katıldı. Kandil'e gittiler. PKK'ya PKK'lı teröristlere gerilla dediler. Özgürlük savaşçısı dediler. Cezaevindeki terörist Demirtaş İmralı cani'sinin anıtını dikmekten bahsetti. Heykelini yapmaktan bahsetti. Böylesi bir sözde organizasyonu veya işte partiyi, sözde partiyi meşru görmek nasıl mümkün olur? Meşru görmek vicdana, akla uygun olur mu? Batı'da en son İspanya'da Batasuna kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Batasuna'nın kapatılmasını tescil etti, teyit etti. Batasuna'nın suçu neydi? Terörü sadece kınamadığından dolayı. Dikkat ediniz. Lütfen. Kınamadığından dolayı kapandı. Batı'ya gelince kınanmadığından dolayı kapatılan bir partinin daha da şiddeti, şiddetlisi, haini, ve kanlı bir yapıya sahip partisinin meşru görülmesi, nasıl bir hukuk anlayışı, nasıl bir adalet anlayışı, nasıl bir millet mensubiyeti, nasıl bir onurlu tavır Hande hanım? Çok tehlikeli bir söylem. Peki efendim burada bunun temelinde, pardon, bunun Aferin temelinde, bunun temelinde çıkarların ittifakı var. Bunun Hı. temelinde Türkiye husumetinden beslenen ve bu husumeti bileyip körükleyip kamçılayan çevrelere mesaj verme kaygısı var. Onların dikkatlerini çekme hesabı var. Küresel emperyalizme eklenmenme çabası var. Bir taşeron siyaset anlayışı hakim. Yani siz Türkiye'nin karşısında hizalanmış, yuvalanmış, konuşlanmış çevrelerin gözüne girerek Türkiye'de iktidar olacağınızı zannediyorsunuz öyle mi? Bu millet, bu millet Çanakkale'yi nasıl geçirmediyse sizi de 2023 Haziran ayında sandıktan geçirmez. Çanakkale geçirmedi, demokrasi de geçirmeyecek Hande Hanım. Millet buna izin vermez. Millet oynanan oyunu görüyor. Her şey ulu orta meydanda. Hiçbir şeyi saklamak mümkün değil. Mızrak çuvala sığmıyor artık. Ve ve siyaseten, siyaseten tükenme noktasına gelen bir partinin ya da partilerin çırpınışlarını maalesef zillet sahnesinde izliyoruz. Peki. E, Türkiye'nin göçmen stratejisinden bahsedelim biraz da. E, biliyorsunuz <laughs> MHP Genel Başkanı Bahçeli düzensiz göç adık olmamış bir istiladır demişti. Türkiye bu konuda nasıl bir sınav veriyor? Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Göç insani bir kriz. Hiç kimse yerinden, yurdundan kopmak istemez. Hiç kimse geride sevdiklerini bırakmak istemez. Ülkesinden ayrılmak eğer seviyorsa istemez, arzu etmez. Göç olgusu yeni bir olgu değil. Anadolu coğrafyası aslında tarih boyunca göçlerin kafşak noktasında, geçiş güzergahında ...pek çok kavim gelmiş geçmiş. Sadece Anadolu coğrafyası da değil. Dünyanın şu anda en büyük sorunu... ...göçmen sorunu, mülteci sorunu... ...sığınmacı sorunu. Burada bir çelişkiydi izin verirseniz... ...vurgulamak isterim. Birleşmiş Milletler... ...Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bütçesi... ...yaklaşık 8,5 milyar dolar. Birleşmiş Milletler... ...Mülteciler Yüksek Komiserliği... ...zaman zaman muhatap ülkelere, üye ülkelere çağrıda bulunarak finansman desteği istiyor. Dünya üzerinde şu anda bir noktadan başka bir noktaya hareket halinde olan milyonlarca insan var. Hala hazırda 80 milyon insan son veriler kapsamında 3 aşağı 5 yukarıdır bilemem. 80 milyon insan hareketlilik içinde. Ya ekonomik sorunlardan dolayı ülkesini terk etmiş, ya terör sorunundan dolayı yuvasından, yurdundan kopmuş, ya siyasi nedenlerden dolayı yine ülkesinden, vatanından ayrılmak durumunda kalmış. Şimdi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu bütçesi ortadayken mesela Paris iklim şartı kapsamında küresel bir iklim sorunu da söz konusu. Birleşmiş Milletler'in bu kapsamdaki bütçesi yaklaşık 100 milyar dolar. Doğru. Çünkü insanlığın geleceğini çok yakından ve yakıcı şekilde etkileyen bir iklim sorunu, bir iklim değişikliği, bir iklim krizi var. Mavi dünyamız risk altında, tehlike altında. Fakat Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne istenilen destek veya bütçe verilmiş değil. Türkiye'de bundan muzdarip. Biz geri kabul anlaşmasını imzaladığımız zaman Avrupa tarafından vaat edilen doğru dürüst hiçbir mali kaynağı alamadık. Şu anda 3.6 milyonu aşan Suriyeli geçici koruma statüsünde bulunan insanlar var. Evimizi açtık. Kapımızı açtık. Gönlümüzü açtık. Soframızı açtık. Buyur ettik. Etmek doğru, yapmak doğru. Biz kardeşiz dedik. Hiçbir Türk, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir mensubu, zulme uğrayan bir insana sırtını dönemez. Tarihin hiçbir döneminde böyle bir şey görülmüş değildir. Kanunu Sultan Süleyman ne yaptı Fransa Kralı'na? hatırdadır. İkinci Abdülhamit'in bu kapsamda vermiş olduğu ibretlik mesajları ve örnekler, yaşanmış örnekler vardır. Biz düşmüşe el kaldırmayız. Fakat göçmen meselesi, göç konusu beka konusudur. Nüfusumuzun, ülkemizin demografik istiklalini, demografik istikbalini düşünmek zorunda. Suriye'den gelenler onların göçüne gelmesine sebep olan olaylar durulduktan sonra mutlaka ve kesinlikle kademeli bir şekilde geldikleri yerlere tekrar gönderilmeli ve onların orada yaşamalarına, iskan edilmelerine yardım edilmeli, hizmet edilmelidir. Aslında bundan sadece Türkiye sorumlu değil, insanlık vicdanı müştereken sorumludur. Avrupa bundan sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri bundan sorumludur. Göç meselesi sadece Türkiye'nin sorunu değil. Türkiye şimdi kapılar açsa ne olacak? Ne olacak? Avrupa diken üstünde. Bu pazar Almanya'da seçimler var. Merkel dört dönemdir Almanya'da şansölye. Merkel'in en çok kafa yorduğu konulardan bir tanesi göç konusu değil mi? Fransa istiyor mu? İngiltere istiyor mu? Diğer Avrupa ülkeler istiyor mu? Hiçbiri istemiyor. Ama Türkiye'de göçmen deposu değil, göçmen kampı değil, yol geçen hanı değil. Türkiye birilerinin elini kolunu sallayarak geçip gideceği bir yer değil. Biz güvenliğimizi düşünmek zorundayız. Gelecek nesillerimizi düşünmek zorundayız. Biz toplumsal dokumuzu, bünyemizi düşünmek zorundayız. Yüz yılın hesabını, yüz yıl sonrasının hesabını yapmak zorundayız. Biz ecdadımızdan bir vatan devraldık bu vatanın üzerinde yaşayan bir Türk milleti gerçeği var. Türk milletinin anısı bir, acısı bir. Türk milletinin geleceği bir, inancı bir. Türk milletinin duası bir. Türk milletinin aynı zamanda ülküleri bir. Şimdi biz bu millet gerçeğini göçmen akınlarıyla, sığınmacı akınlarıyla eğer karalamaya veya işte karıştırılmaya çalışılmasına göz yumarsak inanın bana geleceğimizi risk atmış oluruz. İpotek ettirmiş oluruz. Sabahtan akşama alalım da sınırlarımıza bunları bırakalım demiyoruz. Öncelikle sığınmacıların, sığınmacıların kopuşuna, gelişine sebep olan olayların bitişi çok önemli. E, Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunu yaptı. Evet. Türkiye Zeytin Dalı harekatını yaptı. Türkiye Barış Pınarı harekatını yaptı. Sınırlarımızın güney kısmında hamdolsun güvenli bölgeler oluşturduk. Oraya yaklaşık 450 bin'e yakın Türkiye'de bulunup da tekrar evlerine dönen Suriyeli kardeşlerimiz var. Şimdi neden kalanları da göndermiyoruz? İstanbul'da hangi bir vatandaşımızı çevirsek bundan muzdarip ve şikayetçi. Anadolu'da milletimiz elbette şikayetçi. Dolayısıyla biz bu konuda Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla Hı. çalıştık, çalışıyoruz. Evet, Aralarında... 2019'da Aralarında... sizin bir raporunuz evet. e, çıkmıştı evet. aslında. Sanırım birkaç e, ay sonra da Doğrudur e, çıkacak. Doğrudur e, efendim. nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi e, Profesör Doktor İlyas Topsakal, evet. Profesör Doktor Hayati Beşirli, Profesör Doktor Kutlu Kağan Sümer, Doşent Doktor Akif Karaca, Oğuz Tor, eski Kahramanmaraş milletvekilimiz ve göç uzmanlarından oluşan bir heyetle biz bunu çalıştık. 2019'da genel başkanımızın talimatıyla evet. raporumuzu tanzim ettik. Çok büyük ilgi gördü, takdir topladı. Geldiğimiz bu aşamada raporumuzda ifade edilen pek çok hususta ne kadar haklı olduğumuzda ortaya çıktı. Tekliflerimizin önemli bir bölümünün hayata geçtiğini memnuniyetle ve iftarla gördük. Raporumuzu güncelledik. Çalışmamız bitti. Sayın Genel Başkanımızın onayına arz ettik. Allah kısmet ederse yakın bir zamanda kamuoyuyla da bunu paylaşacağız. Bu konu beka konusu. Bu konu aynı zamanda küresel emperyalizmin ...silah gibi kullandığı bir konu. Evet. Bakın dikkat edin Hande Hanım. Afganistan ve Suriye. Afganistan'da... ...15 Ağustos'tan itibaren... ...Kabil'i kontrol eden... ...bir Taliban gerçeği var. Beklentiler... ...tahminler kapsamında... ...konuşacak olursak... ...eğer önlem alınmazsa... ...6,5 milyona yakın... ...göçmen konusunda... ...düzensiz göçmen... Türkiye'ye gelebilir. Böylesi bir riskle karşı karşıyayız. Bunu kızıştıran, tahrik eden, provok eden ülke ve ülkeler var. Türkiye'yi bu yolla istikrarsızlaştırma arayışında olan ülkeler bunlar. Hiç kimse bize bu işin içinde Amerika Birleşik Devletleri yok demesin. Altını çiziyorum. İran sınırdan aldığı Afgan göçmenleri olduğu gibi Türkiye sınırına getiriyor. Hükümet oldukça başarılı bir şekilde buna karşı tedbirler geliştiriyor. Türkiye-İran sınırına şu anda duvar çekilmiş vaziyette. Termal kameralar yerleştirilmiş durumda. Askerlerimiz devreye geziyor. Konu ciddi bir konu. Kimin geldiği belli değil Hande Hanım. Ne için geldiği belli değil. Arasında ajan var? Arasında radikal bir grubun militanı mı var? Arasında kim var bunların? Tefrik etmek, tayin etmek, tespit etmek oldukça zor. Bir başka sorun İdlib. Evet İdlib'e geçmeden önce şunu da sorayım lütfen. Şimdi göç dünyanın sorunu ve problemi dediğiniz ama burada biliyorsunuz en son Birleşmiş Milletler'de de Sayın Erdoğan. Ee, ...aslında rakamları verdi, paylaştı. Ama sormak istediğim şu, Avrupa Birliği. Ee, daha önceki yayınlarımızdan da e, bahsetmiştik ve konuşmuştuk. Avrupa Birliği sizce Türkiye'ye karşı nasıl bir tutum içerisinde? Verdiği sözleri tutuyor mu? Anne Hanım tutuyor mu? Hakikaten. Elbette tutmuyor. Hangi bir sözü tuttu? Avrupa Birliği'nin bir defa samimiyetinden kuşku duymak lazım. İnandırıcı değil, gerçekçi değil. Türkiye aleyhinde bir kampanyanın Avrupa Birliği'ne hakim olduğunu görmek mümkün. En son en son Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi'nde bir karar alındı. Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi Bakanlar Konseyi'nde alınan karar şu idi. Kavala ve Demirtaş görüşülerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda Türkiye'nin hareket etmediğinden dolayı Aralık ayında yasal bir süreç başlatılacağı. Terörist Demirtaş ile ilgili de bu ay sonuna kadar bilgi isteneceği ifade edildi. Kavalak kim? Demirtaş kim? Avrupa Birliği her ne hikmetse, her ne hikmetse Türkiye'ye hasım olan kim varsa onları alkışlıyor. İtalya'nın Floransa'ya bağlı bir belediyesi İmralı canisine vatandaşlık verdi Olacak iş mi ya? Olacak iş mi bu? Fransa'da Lyon Belediyesi, Lyon Belediyesi PYD'li YPG'li bir teröristin anısına sokak ismi verdi. Skandal. Dehşet verici. Heykel de yaparlar. Durmasınlar, değiştirsinler. Daha iyi biliyorlarsa. YPG'yi kendi ordularına katsınlar. Hepsini alsınlar. Ülkelerinden bir parça versinler. Avrupa Birliği kendisini bu kadar zorlamasına gerek yok. Avrupa Birliği PKK'nın arkasında. PYD'nin arkasında. YPG'nin arkasında. FETÖ'nün arkasında. Bakın FETÖ'cüler. Bütün FETÖ'cüler ya Yunanistan'da ya Almanya'da ya Belçika'da ya Fransa'da ya da Amerika'da. Bunları siz nasıl ...kanatlarınızın altına alır... ...nasıl koruma ve kollama ihtiyacı duyarsınız? Adil mi bu? Uluslararası hukukun... ...hangi sayfasında yazıyor bu? İnsanlık vicdanının... ...neresine sığıyor bu? Küresel adaletle bunu nasıl izah edeceğiz? Bu bir çarpıklık değil mi? Bu aslında özü itibariyle... ...bir Türk ve İslam... ...düşmanlığının tezahürü değil mi? Asırlar boyunca... ...nesiller kanalıyla birbirinin vicdanına emanet edile edile getirilen o Türk ve İslam husumetini biz nasıl görelim? Buna ne diyelim? Özgürlük diyorlar değil mi? Demokrasi diyorlar. Hak hukuk diyorlar. Barış diyorlar. Kardeşlik diyorlar. Medeniyet diyorlar. Bunların hiçbirisinin yanından geçmiş ülkeler değiller. Medeni ise Türk. Demokratsa Türk. Özgürlük değerlerini savunuyorsa Türk. Türk milleti, Türk milleti bu değerlerin fevkinde bir özelliğe sahip. Avrupa'da bunun istismarını yapıyor ve maalesef her şey sözde kalıyor. Evet. Ee, şimdi Suriye meselesi ve İdlib 29 Eylül'de Soçi'deki Erdoğan Putin görüşmesinin önemli başlıklardan biri olması bekleniyor. İdlib'te Türkiye nasıl bir strateji izlemeli hem askeri hem de siyasi alanda hangi adımlar atılmalı? Handanım İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son günlerde kuşkulu ve tartışmaya açık pek çok gelişme yaşanıyor. Bu sene 10 Mayıs 2021'de İdlib'de askeri bir konvoyumuza saldırı oldu. Bir askerimiz şehit oldu. 11 Eylül 2021 tarihinde M4 Karayolu'nun biliyorsunuz M4 Karayolu'nda Türk ve Rus askerleri ortak 6 şar kilometrelik kuzey ve güney hat dahil olmak üzere devriye ortak devriye görevini icra ediyorlar. Orada askerlerimiz şehit oldu. Ebu Bekir Sıddık Yardımcıları Seriyesi diye bir örgüt. Neyse bu. Yeni çıktı bu. Gerçi yeni de değil de ...ama son zamanlarda eylem üstünlüğünü... ...kazanmış görünüyor. Ve bu örgüt üstlendi. El-Kaide'nin türevi. Fakat bu örgütü kim tembihliyor? Kimin taşerunu? Kimin kuklası? Kimin yönlendirmesiyle... ...Türk askerini ateş açıyor? Muamma, muhlak... ...müpen. İdlib şu anda... ...bütün bölgesel denklemin... ...stratejik noktası. İdlib'de 4,5 milyona... ...4-4,5 milyona yakın insan yaşıyor. Olası bir gerginlik... Evet. ...olası bir çatışma... ...kaos, insani kriz... ...tekrar sınırlarımıza... ...muazzam bir göçmen dalgasını... ...sığınmacı dalgasını... yiyebilir. Bir taraftan Afganistan, bir taraftan İdlib derken... ...az evvel siz İdlib'i sonra konuşalım dediniz ya... ...İdlib'den kastım bu. Yani Türkiye hem Afganistan tarafından hem İdlib tarafından alınmış vaziyette İdlib'de HTŞ diye bir örgüt var paravan ve şemsiye örgüt bunun altında pek çok örgüt var yine yaklaşık olarak 16-17'ye yakın terör örgütünden radikal gruptan bahsediliyor aynı zamanda İdlib küresel istihbaratın bize göre laboratuvar merkezi gibi İdlib'de yok yok Tüm deneyler orada yapılıyor. Muhtemelen örtülü operasyon, bölgesel tasarım, plan, polit neyse bunların hepsi. Öbür yandan 9 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye'nin taahhütlerine uyması gerektiğini ifade etti. Yanlış bir açıklama. Türkiye taahhütlerine uyuyor. Rusya yapılan mutabakata aynısıyla riayet ediyor. Riayet etmeyen, uymayan Rusya. Buna karşılık hatırlarsanız Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da bir açıklama yaptı. Ve tekzip etti. Aslında aynen Rusya Dışişleri Bakanı'na bu sözü iade etti. Rusya havadan hava sahasını kontrol ediyor. Rus, Suriye uçakları sürekli devreye geziyor. Kimin nasıl ve ne şekilde bir harekat yapacağı İdlib her şeye açık, müsait, münhal ve bu tehditler devamlı birikiyor. İdlib'e karşı mutlak surette dikkat etmek lazım. Türkiye bu hassasiyete sahip, bu hassasiyeti taşıyor. İdlib'de kimin eli kimin cebinde belli değil. Karma karışık bir ortamdan bahsediyoruz. M4 ve M5 karayolunun birleştiği noktadan... Putin'nastkiye'ye kadar giden bir yol hattı var. Haritayı lütfen gözünüz önüne getirin. Yukarıdan gelen, Halep'ten geçen. Şimdi bu istikrarsızlık alanı yaklaşık 6-7 gerginlik ve kriz sahası vardı. Bunlar birleştirildi ve İdlib gerginliği azaltma bölgesi olarak somutlaştı. Bu bölge aynı zamanda Suriye'nin geleceği de belirleyecek. Putinle Esad Moskova'da bir araya geldi. Putin yabancı askerlerin ve savaşçıların İdlib'den çıkması gerektiğini vurguladı. Biz kendimizi yabancı falan görmüyoruz. Evet. İdlib bizim milli bekamızın, milli güvenliğimizin sıklet merkezi. Olmazsa olmaz noktasıdır. Türkiye'nin savunması İdlib'den başlar, Halep'ten başlar. Misak-ı milli namusumuzdur. Misak-ı milli, Türk millet, e, misak-ı milli Türk milletine emanettir. Misak-ı Milli sınırları kapsamında şu anda Türkiye Anadolu'nun savunması ve müdafası içinde. Evet. Misak-ı Milli mülkü millettir. Millet ise Türktür. Ebediyen de böyle kalacaktır. Mavi vatan da misak-ı milli demektir. Mavi vatan da denizlerin altındaki misak-ı millidir. Stratejik bir kazanımımız ve gücümüzdür. Mavi vatanı tartışmaya açmak emperyalistlerin değirmenine su taşımaktır. Nifaka destek olmaktır. Zalimlerin borusunu öttürmektir. Onları alkışlamaktır. Onların yanında hizalanmaktır. Ünal Çeviközünde damarlarında haçlı kanı dolaşıyor. Bu nedenle Mavi vatanı tartışmaya açtı. Evet. Şimdi son konum ee, ama çok çok önemli e, bir konu. E, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, gaziler mesajı. Gazilik haklarının verilmesini bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin yanındayız dedi ve anlamlı bir açıklama e, yaptı. Bu meseleyi sizden de dinleyebilir miyiz? Nasıl bir mağduriyet var? Çözümü nasıl olur? Hande Hanım. Gazilik rekoru tarihimizde merhum Kemalettin Sami Paşa'nın. Kemalettin Sami Paşa 31 Ağustos 1922'de bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından gazilik ve paşalık ünvanıyla ödüllendirildi, taltif edildi. İzmir kurtarıldığında Kemalettin Sami Paşa'nın vücudunda 22 şarapnel ve mermi parçasının iz vardı. Bu millet gazi bir millet, bu devlet gazi bir millet çatısı altında görev yaptığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir meclis. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin evlatlarıyız. Gaziler şehit olmaya talip olmuş ama nasip olmadığından dolayı hayatta kalarak gazilikle şereflenmiş kahraman kardeşlerimiz. 21'e yakın gazimiz terörle mücadele sırasında 3713 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmiyorlar. 20 bin kardeşimiz terörle mücadele esnasında yaralanmış olmalarına rağmen gazi sayılmıyor. Niye? Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği kapsamında aranan ve istenen gazilik yüzdesine sahip değiller. Kimisinin yarası yüzde otuz, 35, 40 vesaire. Bir kahramanımızın vücudunda mermi var. Şarapnel parçası var. Eli kopmuş, ayağı kopmuş. Kafasında, kafatasında mermi var. Ve bu kardeşlerimiz, bu kahramanlarımız gazi sayılmıyor. Evet. Polisimiz var, askerimiz var. Biz bu kahraman kardeşlerimize, ...20 bin kahraman kardeşimize... ...gazilik ünvanı verilmesi... ...üzerine, verilmesi için... ...8 Nisan 2021 tarihinde... ...bir kanun teklifi verdik. Aynı zamanda gazilik ünvanı... ...aynı zamanda şeref aile bağlanması... ...dedik. Sonuna kadar arkasındayız. Genel başkanımızın arzu, isteği ve talimatı... ...bu yönde. Kanun teklifini... ...bu kapsamda zaten hazırladık, verdik. Kahramanlarımız şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gözlerini dikmiş durumda. Az önce içeride de konuştuk ya. Evet. Her şeyi istediler bizden. Ne istediler? Hayat istediler. iş istediler. Öyle değil mi? Helale hakları. Aslında her şeyi biz istedik onlardan. Ne istiyoruz? Can. Ne istiyoruz? Kan. Ne istiyoruz? Hayat. Mücadele. Hepsini vermeye hazırlar mı? hazırlar. Ya biz bir hakkı teslim edeceğiz, hakkı. Bir adaletin tesisini sağlayacağız. Bir mağduriyeti gidereceğiz Hande Hanım. Bu kadar zor mu? Vicdanımıza elimizi koyalım. Kendimize soralım. Evet. Gazisi mağdur olan, mahcup olan bir millet. Allah'ınızı severseniz söyleyin. Geleceğinden emin olabilir mi? Geleceğine güvenle bakabilir mi? Vefa nerede? E far çok önemli değil mi? Gazimizi biz nasıl mahcup ederiz? Onları nasıl tek başlarına bırakırız? Gazilerimize gazilik unvanını istiyoruz. Onlar kahraman. Onlar bizi aynı zamanda ecdadımızın, tarihimizin, şanlı mücadelenin bir emaneti. Gazilerimize gazilik hakkı. Aynı zamanda gaziler arasındaki maaş dengesizliklerinin, hak dengesizliklerinin de ...helafesini arzuluyoruz. Uzman çavuşlarımıza, evet. uzman jandarmalarımıza... Uzman çavuşlarımıza ...3600 ek göstergeyi istiyoruz Hande Hanım. Hemşirelerimize vereceğiz. Polislerimize vereceğiz. öğretmenlerimize vereceğiz. İmamlarımıza vereceğiz. Helali hoş olsun. Sonuna kadar destekliyoruz. Uzman jandarma, uzman çavuşlara da vermek zorundayız. Onlar 3600 rakımlı tepelerde... Hı. ...değil 3600 ek gösterge... 3 milyon 600 ek göstergeyi versek bile haklarıdır. Helalleridir. Onları hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Onları çok seviyorum. Meclisteki bir uzman çavuş kardeşleri olarak her zaman yanlarındayız. İzzet Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağolun, ederim. Sağ olun siyaset Sağolun. alanına katıldığınız için. Değerli izleyiciler siyaset alanında bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i ağırladık. Hoşçakalın.